Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bayrak İpsiz Sinan. Şu an karşınıza tam tamına sayısını bile bilmediğim kadar zırhlı araçla çıktım. Armorlu araçlarla çıktım. Şimdi sayacağız. 1, 2, 3, çok konuşuyorsun. Pardon, bu çok konuşuyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bitmedi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bunu baştan 20 yazacağım, sonra kızmayın, kalitmeyin, kalitmeyin. Kemal, bir gün size bir hikaye anlatayım. Keloğlan market şeye gitmiş, fırına, demiş ki abi bana 99 ekmek, adam demiş ki abi onu 99 değil de 100 yapalım, o da demiş çüş, oha o kadar ekmeği kim yiyecek. Şimdi size demeyin, abi 19 tane var orada, neden 20 dedin? Şimdi ona bunu bırakalım. 20 tane diye konuşuyorum. 20 tane sizler için zırhlı araç tanıtacağım. Görüp görebileceğiniz en güzel araçlar şu anda başlıyor. Videoyu önden beğenin diye iğrenç bir şey demeyeceğim. Eğer videoyu bir izleyin, sonlara doğru beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz. Araya doğru bir istediğiniz zaman beğenebilirsiniz. Sonlara doğru diye sizi sınırlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Aramızda şöyle bir oyun oynayacağız aynı zamanda. Ben binme sırama göre kodlar olacak. Kodlarda çok zor bir şey olmayacak. Birinci arabaya bindim ya, bunun kodu 1 oldu. 2'ye bindim 2 oldu. 3, 4. O arada 10 üzerinden puan da vermenizi istiyorum. Ve 1 olarak buna bineceğim. Çünkü bunun çok ses çıkıyor. Bunu gösterip daha sonra sizler için bir araçlara doğru geçeceğiz. İlk aracımıza hemen başlayalım. Güzel bir zırhlı polis aracı. Hatta hangi ülkeye ait olduğunu bilenler falan varsa onu da yazabilir. Önce giriş sürüşüne bakalım. Hızlandığı zaman önü havaya kaldırıp arkadan çekişli olduğu için biraz daha dengesiz var, ama daha iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. Şimdi tuşların ne işe yaradıklarına da bakalım. Şöyle hepsini de kapak fotoğraf için kullanabileceğimiz için fotoğraflarını alalım. Bir ile motoru açıyoruz. Kapat motoru. 2 ile radyo açıyoruz. Kapat radyoyu. Yeterince ses veriyorsun zaten, kulağımızı deldin. Çok şükür susturduk. Arkada gunner var. Gunner'la da direkt tı 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 yapabiliyorsunuz. Sadece ses olarak tı tı yapabiliyorsunuz. Ses dışında bir şey yapamıyorsunuz. Borazan gibi ötüyor. Kapıları açabiliyor. Işıklar yanıyor. Şöyle yavaş yavaş geri dönelim. Çok şükür müzikten kurtulduk. Ben bir sefer sizi yönlendirmemek adına açıkçası şeyi söylemeyeceğim. 2, 4, 5, 6. Kapat kapat, yanlışlıkla açtım, tamam. Puanı ben vermeyeceğim, puanı sizin vermenizi istiyorum. Buna 10 üzerinden bir puan vermenizi istiyorum. Bunun kodu da 1 arkadaşlar. Hadi dur artık, dur. Normalde daha çok tanıtabilirdim ama toplamda 19, yani 20 tane araç olacağı için hepsine 1 dakika ayırsak zaten 20 dakika eder. Onun için çok da uzun olsun istemiyorum. Araçları böyle hızlı hızlı göstermeye devam edelim. Şimdi Türkiye'de de görebileceğimiz tarzda bir araç ve askeri araç da diyebiliriz. Bir armorlu bir araçta karşınızdayım. Kapımızı açtık. Burası yolcu koltuğu. Kapattık. Hatta zırhını da göstereyim. Rahat zırhı 40 santim. Hadi 25 santim kalınlığı var abi. 25 santim kalınlığında bir zırha sahip. Daha sonra oha. Abi bu ne? Kapıyı açtım. Ön kapı açıldı. Arka kapı açıldı. Bu ne? Cinli eve geldik herhalde. Hadi bin. Driver'a geçtik. Şimdi tekrar kapatmaya çalışalım. Galiba orada bug'a girme olayı var. Biraz uzaklaşalım. Tam bir arazi aracı. Mayınlara dayanıklı. Yanında ve altı da gayet sağlam. Mayınlar patladığı an hiçbir şekilde hiçbir zarar veremez. O kadar sağlam bir araç. Böyle tuşlarına bastığımız zaman ne işe yaradıklarına bakalım. Bu bir kapının tuşu ama çalışmadı. İki ışıklar. Üç bizim kornamız. Aynı zamanda üstünde gördüğünüz gibi ne kadar doğru yapıldığını bilmiyorum ama silahlar için silahların konduğu sandık var. Bu bence yanlış bir şey. Ama sağda solda jammer'lar var, o antenler. Uzaktan kumandalı bombalara karşı da etkisiz hale getirmeye yarar, sinyali keser. Farklı bir özelliği var mı? Oha, orta parmak çıkardı sanki, bu ne? Kapat, bu araba çekmek için işe yarayan bir şey. Hatta gösterebilirim belki de, radarları falan çekebiliyorsun burada. Arkadaşım bir saniye, onu da... Aa, çok kötü bug'a girdim. Kapı açılmıyor şu anda, biliyor musunuz? Kapı sapıttı. Kapı sapıttı kapı.
Kapı sapıttı. O zaman biz de kendi yöntemlerimizi deneriz abi. Yukarıya bir yere konuluyor mu? Koy. Ha bak, kapı daha yeni açıldı. Bin. Atla. Size çok güzel bir... Aslında onu başta gösterdim, sonra vazgeçtim. Bu da bir radar sistemi abi. S-400 radar yapacaktım videonun başlığını. Sonra vazgeçtim ama belki de yine de yapabiliriz. Bu arkadaşla da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Radarı çalıştırabiliyorsunuz. Bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Diğer araçta buraya getirip takabiliyorsunuz. Aslında deneyelim mi ya? Şu an yeri değildi. Ben bunu ayrı S-400 videosu yapacaktım. Neyse, hadi gel yapmayı çalışalım. Olursa becereceğim, beceremezsem de canımız sağ olsun. S-400'ler için S-400 radar sistemi nasıl ama? Başlı var ya, 7000 izlenir. S-400 yiyeceksin. Oo, bir sonraki bölümü de buldum. Belki S-400 ile ilgili çekebiliriz. Oo, bu aralar biraz scrap makinik videoları gelmeye çalışacak. Günde en az 2 video atmaya çalışacağım bir hafta boyunca. Tabii ki aynı oyun olmayacak. YouTube'da kaçırmamaya çalışın. Bunu tam karşılıklı nasıl yapacağız? Buraya yanaşınca problem çıkartıyor. Kapıyı bir kapatsın abi. Açsın da. Kapıyı da çok saçma açtı. Şu an tırstım açıkçası. Bunları da gönderelim. Buna bir puan vermeyi unutmayın. Bu ikinci arabamız. Salla gitsin abi. Yoksa başımıza bela gelebilir. Bu S400'ü daha sonra yapabilirim. Çünkü video yoksa 50 dakika olacak. 19 tane araba var abi. Hepsini bir dakika gösterecek. Bir dakika der. Ben bunları nasıl montaj edeceğim? 1080p yapıyorum. 1080p'nin hatırına yani. Üçüncü zırhlı aracımıza geçtik. Hemen sofor koltuğuna oturalım. Kapılar yine 1-2 ile açılıyor. 3 ile güzel bir tırımızı öptürüyoruz. 4 ile farları yakıyoruz. 2, 4, 5 kaldı. 5 ne yapıyor şu an için bilmiyorum. Arka sistemde belki kapı açıyordur. Hemen şöyle... Dur abi dur, kendisi gidiyor şu anda. Lan ben götür göndermiyorum. Dur! Durmuyor ha! Kendi gidiyor. Tamam, gidiyorsan git baba. Ha, arka tarafı açtık muhtemelen. Arkada askerlerin oturabileceği zırhlı bir alan var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde manlar vardır. O manlara benziyor ama bu dönmesi bayağı gıcık abi. İşte bir kapatalım. Ha, 5'te arkaya giriş çıkış yapıyor. Dönmesi berbat. Dönmüyor yani, bak sağdaki dönüyor. Öndeki yönüne dönüyor ama ikincisi tam tersi yöne döndüğü için problem abidir. Bak, o ayarları da yapmaları lazım. Bir dakika, ben yapayım. Hemen çözeyim. Profesyonel kullanma şeklimle hemen. Ulan bir de şu bug'a girme olayın olmasa efsane bir oyunsun da. Neyse, bizde arkadan çıkma yolu var mı? Arkadan çıkma yolu olsaydı gösterirdim. Motor tekrar bin, tekrar at, arkaya atıyor. Çok saçma. Beni dışarı atması lazım, arkaya atıyor. Arkadan da buradan çıkış yok. O zaman şöyle yapacağız. Yine kafamızı çalıştıracağız abi. Çık 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 çık. Buranın düğmesi de... Ha, burada var galiba kapı. Aa, pardon, kapının düğmesini görememişim. Biri, çık dışarı oğlum. Bir dakika değil, 30 dakika oldu her video. Şurada bir tuş var ama oraya nasıl kavuşacağız? O zaman şöyle devam etmeye çalışalım. Aa, kapıdan geçmiyor. Nasıl bir kapımız var? Kardeşim şu arka kapıyı açar mısın? Teşekkürler. Çok sağ olasın. Şimdi bu arkadaşı da alayım. Umarım arkadan camdan iğrenç sesler gelmiyordur abi. Oyun bug'a girdi. Tekerlerin yönünü ayarlamamız lazım. Bu arkadaşlar tekerin yönünü yanlış yapmışlar. Hemen tekerin yönlerini ayarlayıp devam edelim. Umarım bu sefer beni yine zorlamazsın giderken. Aynen böyle de yaptık ama yine dönmüyor. Yapacak bir şey yok. Tekerler sapıtıyor. Sağa sola çarpıyor büyük ihtimal. Onu sıfırdan baştan yapmak lazım. Görünüş olarak gayet hoşuma gitti ama puanınızı sizin vermenizi istiyorum. Tekrarladığım daha önceden nedenini tekrarlamama gerek yok. Tekrarladım daha önce. Ulan ben sapıttım ha. Bu ara benim dengemi bozdu. Git lan buradan. Git, seni istemiyoruz. Yeni arabamıza doğru yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Efsane bir siyah görüntüsüyle bizi karşılıyor. Üstünde de silah sistemleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Tekerleğin üstünden de şöyle zıplarız. Ve bize merdiven olarak geri dönebilir. Burada çok güzel bir gunner sistemi var. Diye herkese dalabiliriz. Şimdi bu armoru da efsane ama. Bak 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 bak, armora bak. İçeriye bir tane sivri sinek dahi giremez. O kadar sağlam bunun armoru. Fenasın başa belasın.
Arka taraftan güzel bir giriş. Nasıl ama? Baba. Önce şey yapıyor abi. O alanı, düğmesinin alanını gösteriyor. Kendisi kapanıyor mu? Oo, otomatik kapandı. Arkada 6 tane personel taşıyıcısı, personel için oturma yeri var. Hatta bu zırhlı personel taşıyıcısı diyebiliriz. Oo, direkt turbolu bir şekilde gidiyor. Ve üstünde bunun da Jammer'ı var galiba. Jammer değil ya, o biraz garip. Ama silah sıkanın acayip korumasız olmuş. Çarparsan harita patlar. Harita patlar, patlama. Efsanesin ya. 3 müydü 4 müydü puanları siz vermeyi unutmayın. Oo, yukarıdan da bizim belki de yukarı çıkmak için bir özelliğimiz vardır. Ona bir bakalım. Tuş var mı? Tuşta durmuyor çok. Yani çok tuşu yok. Sadece arka tuşu var. Başka tuşu yok. Bol bol motor var. Her tekerlek için ayrı motor. Wow, fenasın başa belasın yeğen. Benim çok hoşuma gitti. Puanı sizin vermenizi isterim. Mükemmel iki gunner'lı zırhlı aracımız. Efsane. Bu tarz videolar için de lütfen beni destekleyin abi. Yazın ben de devam edeyim. Ve bizim bir aile kanalımız var. Ondan bahsetmeyi unuttum. Açıklamayı unutmazsam linkini koyarım. Lütfen o aile kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Orada da 1000 abone olalım. Kızlarımla beraber video çekiyoruz orada da. Şimdi yeni bir zırhlı araca doğru ilerliyoruz. O zırhlı araçta abi 19 tane çok fazla oldu. İkiye mi bölsem neyse hala ağlıyorum. Hızdan. Üstünde mükemmel bir gunner'ı var. Aa, pardon abi. Pardon abi. Şapkanı taktım kafana. Çok sağlam bir araç. Ölüm tehlikesi olduğunu gösteriyor. Bak bu araç diğerine göre daha zırhlı. Şurada bizi koruyor. Nişancıyı koruyor abi. Çancıyı koruması da efsane olmuş. Tekrar aç katıfa yapabiliyoruz. Ve dikine seri seri tarayabiliyoruz. Efsanesin baba. Pat. Hepinizi öldüreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi içeriden kullanılışına bakalım. Yine bizi burada bir tuş takımı bekliyor. Peki biz içeriye nasıl gireceğiz abi? İçeriye girmek için yapmamız gereken şurada muhtemelen delikten gireceğiz abi. Wow, çok yaratıcısın kardeş. Çok yaratıcısın. Çok yaratıcısın. Bu bir de Nazi aracı olabilir mi? Aynen Nazi aracı bu. Wow. Şurada bir iki diye tuş var. Onlar nereye bağlı? Şuraya bağlı değiller ki. Oraya bastığımda... Ha, pardon, bağlılar. Biri mermi atmak, biri farklı bir şeydi galiba. Gayet iyi. Nazilere göre bir araç tam da. Naziler gibi. Abi nereden giriyoruz arabaya ya? Tekerlek boşluğundan giriyoruz, jantlardan giriyoruz. Aa, çarpma sakın. Gayet başarılı. Buna da güzel bir puan vermenizi istiyorum. Puanlarınızı bol bol kullanmayı ihmal etmeyin. Yorum kısmında daha sonra gelin sizle beraber konuşup tartışalım. Şimdi yeni aracımıza doğru gidiyoruz. Bu Arma 3 oynayanlar bilir, oradaki ifrite aşırı benziyor. Burada bir yük alanımız var abi. Yük alanımızı gösterdik. İfrite benzettim yani, bilemiyorum. Belki benzetmemiş de olabilirim. Burada motorlarımız falan açılıyor. Gayet başarılı. Buradan da zıplayarak arabamıza biniyoruz. Yine aynı şeyi burada da yapabiliyoruz. Arkada yine iki personel mi taşıyor? Çok az. Çok az. Aşırı az. Burada bir bug'a girme olayı oldu. Bastığım halde arka tarafı kapatmıyor. Şu anda kapatmaya başladı. Güzel. Bak belki olmadı. Belli bir süre geçmesi lazım. Sadece o. Bir de sürüş keyfini yapabiliyorsunuz. Ama bunların buraların kurşun geçirmez cam olduğunu düşünün. Kesinlikle şey sanmayın yani. Aa, burada açık öne hemen ölür falan tarzında düşünmeyin. Oo, biraz bug sorunu var. Şu an FPS'in anasını ağlatıyor. Bilgisayara can çekiştiren bir sisteme sahip bir araç. Buna da puan vermeyi unutmayın. Rengi de hoşuma gitti. Tam bir ifrit tarzında. Bunu şuraya alırsak FPS'imiz düzelecek. Evet. Hem de yolculuyoruz. Çok teşekkürler videoya bu şekilde katkıda bulunduğun için. Yeni bir dev bir araca geçiyoruz. Mükemmel bir araç. Bol bol tekerleği var. 8 tane tekerleğe sahip. Ve yerden gayet yüksek seviyede. Yerden yüksek olması da bizim işimize bayağı yarar. Çünkü tekerleri bir... Kapat abi, kapat. Şimdi içeriden izlemeye devam edelim. İçeride motor sistemleri ve 2-4 başka personel taşıyıcısı var mı? Yok. 4 tane personel, 4 artı 2 diyelim. 4 artı 2 personel taşıyor. Ooo, efsane. Şöyle fotoğrafları çekeyim de kapak fotoğrafı ne yapacağımı bilmiyorum halen. 20 tane mükemmel zırhlı araç mı yazayım? Ne yapayım? Dönmesi efsane bak. Kendi etrafında bile
çok güzel bir şekilde dönebiliyor. Tabii biraz sıkıntı ama yollarda ne yapıyor acaba? Tepeliklerde. Ve aynı zamanda yukarıdan da biniliyor araca. Wow, iyiymiş. Fenasın başa belası. Böyle personeller binmesi için hatta motor bile sokarsın abi bunu. Bu ne? Hemen üstü de kapatalım. Şunun engel olarak düşünmek istiyorum. Bu kadar... Oo. Ne kadar hızlı gidiyorsun. Herhalde ben turboyu açtım. Muhtemelen motorun hızını arttırdım. Aynen. Birine çarparsa bitti. Risk budur. 20 tane zırhlı araç be. 20 tane zırhlı araç be. Efsane. Buna da puan vermeyi unutmayın. Yoksa bunu var ya ayrıntılı bir şekilde ayrı bir şekilde çekmemi isterseniz de yorumuma yazın. 20 tane araç biraz fazla oldu. Bundan sonra 10'a düşürüp 2 part halinde yapabilirim. Çünkü bayağı fazla oldu ya. Kaç tane kaldı? 2. Devam edeceğiz. Yok yok, mızmızdan mı? Mızmızdan mı? Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Sakın ağlama. Sakın ağlama. Devam edeceksin. Bu başarıyı kazanabiliriz. Efsane bir araçla daha karşınızda. Mavi, işte pardon, yeşil. Araba gitmiyor. Efsane ama gitmiyor. Niye gitmiyorsun? Beyaz ve yeşil bir araçla karşınızdayım. Bu da armorlu bir araç, içerisinde para taşınabilen zırhlı bir araçtı. Ama nedense tuşları neden bağlamamışlar? Garip. Direksiyona hiçbir şey bağlamamışlar. Bu araba nasıl gidiyor? Sadece tuşlara basarak mı gidecek? Bakayım. Bu tuşları aynı anda bastım. Kapılar, motorlar, her yer açıldı. Yani biz mi bağladık bu motorlar? Tamam. Niye direksiyona bağlı değil? Kardeş, siz manyak mısınız? Neden direksiyona bağlı değilsiniz? Direksiyona bağlanır mısınız lütfen? Gel. Aa, bağlanmadı. Aa, çok garip. Başım döndü bir anda. Bağlanmadı. Arkadan mı süreceğiz bunu? Arkada bir oturma yeri var diyecektim ama. Bakayım. Evet, şurada bir şoför meali var. Aynen. Armorlu ya. Garip yapmışlar. Arkadan gidiyor araba. Sağa sola dönmek için tuşlarla dönüyorum. WASD yerine 1 2 3 ile dönüyorum abi. Kapıları falan da kapatıyoruz. Garip bir sistem. Bence olağanüstü, hani farklı olmaya çalışmış. Benim de hoşuma gitti farklılığı ama ne kadar kullanışlı o konuda bilemem. Garip bir korunaklı bir araç. Önde bir sorun mu oldu? Arkaya geçiyorsun, kendini koruyorsun. Yine kapımızı açalım. Şoför mahalline geçelim. Kapımızı kapatalım. İlerleyelim. Sonra ön motorlu kısmını açalım. Sonra borazan gibi ötelim. Üstünde bunda Jammer var. Jammer'ı herhalde... Oo, fenasın başa belasın. Dur. Radyoyu açtı. Jammer'ı açtı. Abi efsane, bence süpersin. Kapıları kapat. Civciv saldırısı. Önünde de iki tane civciv var. Fenasın başa belasın ya. Hadi bakayım. Abi ne güzel ya. Bence efsane. Aa, arabaları patlatır şimdi. Umarım kırmamıştır. Aa, kırmıyor. Ben kırabileceğini düşünüyordum. Kırmadı. Gayet başarılı. Hatta şöyle masa üstüne sesini biraz kesin, bize fazla ses geliyor olabilir. Oo, çok güzel lan. Bunları belki ileride ateş atabilen silah araçlar diye veya silah gibi araçlar tarzında bir başlık yapar. Bu tarz araçları da orada gösterebilirim. Sıra geldi yeni bir armorlu aracımıza ve hapishane demirleri gibi demirler var abi. Arabamız gayet armorlu. Ön tarafta da sağlam bir silah da var üstünde. Onu kullanabilmek için arka taraftan muhtemelen bir oturağı vardır diye tahmin ediyorum derken, dediğim gibi oldu. Arka taraftan personelin bilinebilmesi için bir kapı, yön ayarımız var. Ve tıta yapmak için gerekli silahımız var. Bu sadece görüntü. Ses olarak da böyle tıta 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 yapıyorsun. Önünde de cam var abi. Etrafta mermiler seni engellesin diye. Tabi gerçekte de buna benzer şeyler olabilir. Buna da puanınızı vermeyi unutmayın. Bu da bayağı hoşuma gitti. Sürüş keyfi olarak normal bir şekilde, hani ekstra bir özelliği yok. Ondan dolayı göstermiyorum. Işıklar var. Ama dönmesi falan efsane. Bugüne, yani şu anda tanıttığım araçların arasında en iyi sağa sola dönen araç diyebilirim. Hiçbir şekilde sıkıntıya uğratmıyor. Gayet stabil, gayet kullanılabilir. Hatta anında seri üretime geçilebilir bir araç. Gerçi bu araçlar %75'i gerçek hayatta olan araçlardır bence. Onu da söyleyeyim. Bu ne aracı lan? Bu Fransız Nazi değil herhalde o simge.
Nazi'ye biraz benzemiş ama tamam Nazi değil. Şimdi burada bir nişancımız var. Buradan silah sıkıyor. Tatatatata diye uçak savardı diyebiliriz. Kapısını da aynı zamanda açabiliriz. Fransızmış galiba. Fransız diye tahmin ediyorum. 2, 4, 5 artı 2 personel taşıyıcı diyebiliriz. Şunu diyebiliyor muyuz? Şunu demiyoruz galiba. 4 artı 1 olabilir. Aynı şekilde sağa sola ilerliyor. Kapınızı açabiliyorsunuz. Önünüzü kapatıp motorunuzu gösterebiliyorsunuz. Bunlar da gayet başarılı sistemler. Bir Fransız aracı. Üstte de yedek tekerlek mi yoksa sistem mi öyle? Sanki böyle bir şey filmlerden falan hatırlıyor gibiyim. Çok da emin değilim ama muhtemelen vardır diye tahmin ediyorum. Buradaki araçların %90'ı gerçek hayatta kullanılmış araçlar olabilir. Senin de puanını verip yolcu ediyoruz. Bu böyle gerçek hayatta böyle bir araç yok. Her yeri civatayla güçlendirilmiş abi. Bu civatayla güçlendirilmeyi yanlış anlamış abi. Of. Ama görüntü olarak gayet başarılı abi. Görüntüsü gayet hoşuma gitti. Bir ile kapı açıp kapatıyorsun. İki ile diğer kapıyı açıyorsun. Üçte farları yakıyorsun. 4 ile üst aydınlatmaları yakıyorsun. 5 ile turboyu açıyorsun. Oo, gayet ağır bir araç. Civatayla güçlendirilmiş ama gayet de hızlı gidebiliyorsun. 6 ile ne yapabiliyorsun bilmiyorum. 7 ile radyoyu açıyorsun. 8 ile de korna borazan gibi ötüyorsun. Puanlarımızı vermeyi unutmadım. Gayet güzel. Gayet başarılı araçlardan biriydi bence. Seni de oha havaya koyduk. Ben büyücüyüm. Herkes... Ay, ilk defa böyle bir şey görüyorum script mekanikte. Devam ediyoruz. Bakın açıklamada link var. Unutmazsam koyacağım. Hira ve İkran'ın Dünyası. Onu da yazmayı unutmayın. Hira ve İkran'ın Dünyası. Orada güzel bir kanal açtık. Hemen bizi 1000 abone yapın. Seri seri videolar gelmeye devam etsin. 4 tane video attım. Birinde ben de gözüküyorum. Hatta ikisinde ben gözüküyorum. Birinde sadece ellerim. İkincisinde bütün vücudum gözüküyor. Beni merak edenler de varsa o kanalda bakabilir. Üst cepheyi açabiliriz. Bu Rus aracıydı galiba. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda veya Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir araç. Gayet küçük, minik ama ufak bir ilk zırhların ilk örnekleri. Gayet başarılı bir araçtı dönemi için. Buna da puan vermeyi unutmayın. Kodları ben unuttum, vermek istemezseniz de adını Rus aracı falan. Moskov dersiniz. Moskov'un aracı gayet başarılı abi. Devam ediyoruz. Şimdi çıt çıt çıt, oba güzel bir araca geldik. Tek kişilik, tek kişiyi koruyan garip bir armorlu araç. Bak şu zırhlarını görüyor musunuz? Bunlar hep zırh, teker zırhları falan var. Ve tam tekerlerin ortasındaydı, kendimizi koruyabiliyoruz. Farları yakabiliyoruz. Oo, aynı zamanda polis aracı gibi kullanılabilir bak. İleri gitmeye başladığım an, sağa sola döndüğüm an tekerler havalanıyor. Ben... Oha! Ne yaptım? Bir dakika. Bu Transformers özelliği var galiba. Bir dakika. Transformers özelliği olabilir. Tam emin değilim. İn, 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 in. Niye ötüyorsun barozan gibi? Az önce ötmüyordun. Son anda atladık. Bastım, bir şey yapmıyor. Buna bastım. Burada bir bug'a girme olayı var. Aynen bak, açılmıyor. Şurası açılması lazım. Bug'a girdiği için açılmadı. Ya şu anda açıldı. Düştüğümüzü açtık. Süpersin. Şu an şu silah sıkacaktı. Ama bug'a girdiği için yapmıyor abi. Fırlat. Şu normalde silah sıkan bir araç. Ha, şimdi düzelttik. Öne doğru getirip arkadakileri, öndekileri tarayabiliyoruz. Biraz daha yukarı çıksaydı iyiydi. Yukarı çık. Ha, çıktı. Biraz kontrolü zor. Kontrol edemiyorum. Ama biraz kavradım. Uçakları bu tarz tat 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 diye kesebiliyoruz abi. Bence mantık güzel. Mantık güzel. Mantık güzel. Çık 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 çık. Orada takıldı. Yerine geri gir. Zorla girdi. Müziğini kapatsak nasıl kapatacağız? Geri gel. Kapıyı kapat. Müzik kapan. Kapan. Neyse. 9. 0. Gayet başarılı. Bir de bunun sürüş keyfine bakalım. 6 ile mi kapanıyordu? 7 ile mi? 7 kapan. 7 bir dakika. 8. Bu da kapansın. Şu arkası bozuldu ya. Neyse. Arkayı karıştırmayın. Yerine girdi. Gayet başarılı bir araç. Bence buna da iyi bir puan hak ediyor. Sirenleri yakalım. Aynı zamanda polis aracı olarak da kullanabiliriz. Farlarımız da fena. Görüntüsü de fena. Cıvatalarla da güçlendirilmiş mükemmel araç. Videoyu hemen beğenmeyi ihmal etmiyoruz. Şimdi
bir sonraki aracımıza doğru, yolculuğumuza doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuza doğru ilerliyoruz. Wow. Wow, gerçek direksiyon var. Modlu bir araç bu. Wow, kapıyı kapat bebek. Şimdi vay. Direksiyona bak. 4 kişilik araç. Felasın başa belasın. Bir polis aracı aynı zamanda. Oo, gayet hızlı gidiyor. Hayır. Geri. Gayet başarılı bir olayı var. Oo, yine arkadan kapı, korku kapı sesi gelmeye devam ediyor abi. Bir şey olmaz. Benim elimde böyle bir kapım var. Yapacak bir şey yok ama efsane. Bence efsane. Kornaya basıyorum abi. Şunu bir kapatayım. Kornası da çok güzel. Tekerleri de efsane. Alt sistemler de çok güzel. Bence güzel bir puan hak ediyor. Yani açıkçası benim gönlümden geçen en yüksek puan şu ana kadar tanıttıklarım arasında buna verirdim yani. Siz de aynı görüştesiniz. Emin değilim. Seni de bir yolcu etme vakti geldi. Bence gayet başarılı bir araçsın. Efsanesin abi. Bir dakika buradan del yapayım. Abi bug'lara bak ya. Üst üste koyabilecek miydim acaba? Şimdi sadece ve sadece geriye 4 araç kaldı. Toplamda 19 desek 16, 15 araç tanıtmışız. 16. araca doğru gidiyoruz. Gayet güzel zırhlı, kapısız mapısız. Gayet her gelende bu Ruski zırhlı aracına çarpıyor. Personel taşıyıcısına çarpıyor ya. Evet, bire basıyorsun motoru gösteriyor. Başka hiçbir özelliği yok. Bu güzel hayvana da teşekkür ediyoruz. Bu güzel hayvana da teşekkür ediyoruz abi. Geç, yapıştır. Seni de yolcu et. Buna da güzel 10 üzerinden 0 verin abi. O nasıl bir araçtı? Nasıl bir armorlu araçtın sen ya? Sen armorlu araçsan ben de armorlu rakipsizim. Hadi bakayım. Şimdi şurada güzel bir şoför koltuğu var. Burada içeri girmemiz için gereken kapımız var. Kapıyı kapatıp turboya hazır mısınız? Oo, öndeki zırhı da efsane. Askeri kamuflaj da var. Bu galiba biraz daha Ruski kamuflajı. Bizde çünkü turkuaz, sanki turkuaz değil, yeşilimsi. O renk bizim kamuflajlarda yok. Yeşilimsi dedim, şu açık yeşil. Açık yeşil değil. İşte anladınız. Yeşil olmayan yeşil. Turkuaza benzeyen yeşil. İçinde biraz mavi olan yeşil. Ama bu arada tip olarak güzel bir puan verdim. Stabilizesi de iyi. Gayet şekilli şukullu bir aracımız. Ona da güzel puanları vermeyi ihmal etmiyoruz. Aynı zamanda yeni aracımıza doğru ilerledik. Şurada bir personel taşıyıcımız var Ruskilere ait. Kaç kişi taşıyor? Şu an içeriden görebilir miyim? Emin değilim. Evet, sadece beni taşıyor. Sadece beni taşıyor. Sadece armoru var ama bunun gerçek hayatta da özelliği var. Kendi etrafında 360 derece dönebiliyor diye hatırlıyorum. Şimdiki GZP'ler, yani geliştirilmiş sırtlı araçlar var askeriyemizde. Onlar da kendi etrafında böyle dönebiliyor. Bu da 10 üzerinden 10 abi. Yok, puan vermedim. Yani ben bu aracı çok seviyorum. Bıraksanız hani laf söyleyeceğinizi, söylemeyeceğinizi bilsem 15-20 dakika bu aracı sadece burada kullanırım abi. Ama bu haritada değil, yeşil haritada biraz engelleri denemek için. Wow. Rengi efsane olan bir zırhlı araçta karşınızdayım. Muhtemelen de bayağı bir özelliği olan bir araç. Evet. Motora kaldırdı. İçeride bir şey açtı ama ne açtığını bilmiyorum. Önde bir şey olacak şimdi galiba. Tüm güç bitir. Bekleyin, ne olacak? Hayda. Kum saati gibi ilerliyor. Kum saati gibi. Herhalde birden uçuracak bizi tahmin ediyorum. Ya da patlatacak mı kendini? Ne olacak? Ne oluyor? Yok abi, görüntü galiba. Aynen. Sadece şekil şukul. Sadece şekil şukul abi. Oo. Bir dakika. Silahımız içeride mi kaldı? Bir bug oldu dedim ya. Öyle bir bug oldu. Bir dakika. Çıkartalım. Bir bug olduğu için içeride muhtemelen bizim gizli silahımız olması lazım. O çıkmadı dışarı diye tahmin ediyorum. Kapı dahi açılmıyor şu anda. Kapı dahi açılmıyor. Arabayı tekrar deneyeceğim. Bırakıp belki bütün sorunlar düzelmiştir diye tahmin ediyorum. Evet, sorunlar düzeldi. Arkada bir düğme var mı peki? Bak, içeride gizli silahımız var muhtemelen. O gizli silahı çıkartırken problem yaşıyoruz. Bakın, kendi kafamıza sıkıyoruz abi. Şuradan silah çıkması lazım. Ha, çıktı. Ha, tamam, çıktı. Çok güzel çıkmadı bu. Lan çıksana tekrar ha. Çat. Son aracımız mıydı lan bu? Evet, son aracımızdı. Bu güzel bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz scrap mekaniklerle tanıtımlarıma devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle aile kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Come on.